Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda dünya nedir? Bu sorunun cevabını araştırmaya çalışacağız. Bizler bir zamanlar şu dünyada değildik. Ayette şöyle bir tasvir var. Hel ete alel insani hinun minet dehr lem yekun şey'en mezkura. İnsanın üzerinden öyle bir zaman geçti ki o insan kendinden bahsedilen bir varlık değildi. Söz gelimi 100 yıl önce hiçbirimiz bu dünyada değildik. Ve ardından falan anne baba vasıtasıyla dünyaya gözlerimizi açtık. Baktık ki bambaşka bir aleme getirilmişiz. Halbuki daha önce bu dünya nedir biz bilmiyorduk. Kendi varlığımızı bilmiyorduk, zaten yoktuk. Ve insana göz verilmiş, kulak verilmiş, akıl verilmiş. Göz, kulak, akıl gibi duyularıyla insan şu alemi devamlı böyle tarıyor. Devamlı bu alemden bir şeyler görüyor, düşünüyor. Ve bu alem nedir? Bir muamma gibi. Mesela bir karınca insanların yaşadığı bir şehre gelse her tarafı böyle gördüğünde hayret içinde kalır. Kendi yuvalarına hiç benzememektedir. Ve burası neresi gerçekten merak eder. Bir insan da bu dünyaya geldiğinde alemi elbette merak ediyor. Şu dünya ne? Bu dünyadaki diğer varlıklar ne? Alemdeki diğer varlıklar ne? Bütün bunları insan merak ediyor. Buna yaratılışın muamması diyebiliriz. Yani Allah-u Teala bu alemi yaratmış ama herkes hemen bir anda bunu bilemeyebiliyor. İşte yaşamış olduğumuz dünya Cenab-ı Hakk'ın sanatla yarattığı bir imtihan dünyası. İnsanlar bu imtihan dünyasına gönderiliyor ve burada imtihan ediliyorlar. Bunun neticesinde bazı insanlar bu dünyanın ne olduğunu, dünya içinde insanın ne vazife gördüğünü biliyor ve ona göre hareket ediyor. Ama bir kısmı ise bu dünyanın ne olduğunu anlamadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Yunus Emre der ki, şu dünya bir pencere, her gelen baktı geçti. Yani her gelen bu dünyaya bakıyor geçiyor ama mesele sadece bakıp geçmek değil, anlayarak bu dünyadan gitmek ve bu dünyadan dopdolu bir şekilde geçmek. Mesela okullar açılıyor. Okullarda insanlar uzun süre bir eğitim görüyorlar ve bu insanların bir kısmı neticede diplomasını alıyor, daha üst yerlere geçiyor ama bir kısmı aynı süre içerisinde doğru dürüst talebelik yapmıyor ve bir diploma elde edemiyor. İşte insan böyle bir imtihan dünyasına gönderilmiş ve bu dünyada bir diploma alması gerekiyor. O diplomayı alacak ve bunun neticesinde daha üst bir aleme, daha yüksek bir aleme liyakat kazanacak. Ben bugünkü programımızda Kur'an ayetlerinin, hadislerin anlattığı tarzda dünyanın ne olduğunu ana hatlarıyla ifade etmeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi hadiste şöyle geçiyor. Ed-dünya mezraatul ahira. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu ifade çok veciz bir ifade ve ufkumuzu açan bir ifade. Dünyayı bir tarla gibi gösteriyor ve bu tarlada insan ne ekerse öbür alemde bunu biçecek. Halkımız arasında şöyle bir söz var, çok güzel bir ifade. İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir. Yani yaptığın iyiliği balık bilmeyebilir ama yüce yaratıcı bilmektedir. İşte dünya bir tarla. Bu tarlaya iyilik tohumu ekenler diğer alemde bunun karşılığını cennet köşkleri ve sarayları şeklinde biçecekler. Ama dünyada kötülük tohumu ekenler diğer alemde cehennem zakkumu, cehennem azabı şeklinde bunun karşılığını görecekler. Hatta şu dünyada bile insanlar genelde ettiğini buluyor. Yani kim ne yaparsa bir şekilde bu karşısına çıkıyor. Yani zalimlerin pek çoğu dünyada da kısmen cezasını görüyorlar. Dolayısıyla bu gibi şeyler diğer alemdeki cezanın, diğer alemdeki karşılığın da bir habercisi gibi. Bir başka açıdan baktığımızda şu yaşamış olduğumuz dünya Cenab-ı Hakk'ın bir kitabıdır. Ve Allah-u Teala bu kitabı bizlere okutuyor. Nasıl ki bir kitap yazılmıştır, okunmak için, anlaşılmak içindir. Şu görmüş olduğumuz alem de okunması ve anlaşılması içindir.
Allahu Teala peygamberimize ilk indirdiği vahide "İkra Bismi Rabbik" buyuruyor. Yani yaratan Rabbinin ismiyle oku. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan kitap okumamıştır. O noktada ümmidir ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca kainat kitabının manalarını daima okumuştur. Olayların dilini çözmüştür ve kainatın şifresini çözmüştür tabir caizse. Böylece kainat kitabını rahatlıkla okuyabilmiştir. Demek ki bize düşen görevlerden birisi şu alemi Cenab-ı Hakk'ın hikmetle yazdığı bir kitap olarak görmek ve bunu tefekkürle mütalaa etmek. Nasıl ki dört harfle diyelim inek yazıyoruz. O harfleri gördüğümüzde bunu okuyabiliyoruz. Allahu Teala mücessem bir inek yazmış. Canlı, hayattar, süt veren, et veren bir inek yazmış. Nasıl ki o dört harf o harfleri yazanı gösteriyor. İnek de yüce yaratıcısını gösteriyor. Bu anlamda baktığımızda alemdeki her mevcut Cenab-ı Hakk'ı bize anlatır. Yani her bir harf adeta bir kitap gibidir. Her bir nokta adeta bir kitap gibidir. Çok dillerle yüce yaratıcıyı bize anlatmaktadır. Bu Arapça bir beyitte şöyle ifade edilmiş, denilmiş ki Teemmel sutural kainati fe inneha minel mele'il a'la ileyke resailun. Kainatın satırlarına dikkat et. Onlar mele-i aladan sana gönderilen mektuplardır. İşte bu şekilde kainata bakmak, bu şekilde aleme bakmak gerçekten çok güzel bir durum. Ve her bir varlığı Allah'tan bize bir mektup olarak görmek. Allah daima mektup mektup üstüne bize gönderiyor. Daima ayetlerini bizlere izhar ediyor. Ve göstermiş olduğu bu ayetler, göstermiş olduğu bu şeyler harikalarla dolu. Ve bunlar bizim tefekkür ufkumuzu devamlı açmakta. İşte bu şekilde aleme baktığımızda şu alemin hikmetli bir şekilde yapılmış, gayet şaşalı, gayet harika bir sanat eseri olarak görürüz. Ve şu dünyayı da tümüyle bir sergi olarak müşahede ederiz. Nasıl ki insanların yaptıkları müzeler var. O müzelerde tarihi eserler var. İnsanlar gelip buraları seyrediyor. Veya bazı ressamlar çok güzel resimler yapmışlar. Resim sergisi açıyorlar. Resimden anlayan insanlar o sergilere gidiyorlar ve temaşa ediyorlar. İşte Allahu Teala daima bize yeni yeni resimler gösteriyor. Ama Allahu Teala'nın gösterdiği resimler cansız değildir. Allahu Teala'nın gösterdiği resimler böyle donuk resimler değildir. Daima hareketlidir. Mesela bir ressam bir nehir manzarası çizer. Ama Allahu Teala'nın meydana getirmiş olduğu nehir manzarası sabit değildir, değişkendir. Hareketlidir, içinde hayat kaynamaktadır. Her bir damlası yüz binlerce belki milyonlarca canlının barınağı durumundadır. Her tarafında hayat kaynamakta, her tarafında mana kaynamaktadır. Dolayısıyla bir insanların yaptığı resim sergilerine gitsin, oradaki resimleri temaşa etsin, ressamlarını takdir etsin ama şu alemdeki ilahi sanatları seyredip de Allahu Ekber diyerek, Allah büyüktür diyerek yüce yaratıcının sanatını da takdir etsin. İşte Dolmabahçe Sarayı'na insanlar gittiğinde bakıyorlar tavanda 5 tonluk bir avize var. Ve onu hayretle temaşa ediyorlar. Bu kadar ağırlıkta bir avize buraya nasıl asılmış diye. Ama aynı insanlar dışarıya çıkıp da güneşe baktıklarında hayret etmiyorlar. Halbuki bu çok daha muhteşem bir olaydır. Dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa daha büyük olan güneş dünyamıza bir lamba gibi asılmıştır. Ve bu şekilde değerlendirdiğimizde gerçekten de güneşi bir lamba olarak görürüz. Kur'an-ı Kerim zaten güneşi bize o tarzda takdim ediyor. Ve ceale şemse sirace. Allah güneşi bir lamba kıldı. Demek ki biz güneşe bakarken sadece güneş olarak onu görmeyeceğiz. Allah'ın bir sanat eseri olarak göreceğiz. Allah'ın onu bize musahhar kıldığını, emrimize verdiğini bileceğiz. Ve o şekilde okumaya çalışacağız. Her yeni gün hem bize hem herkese yeni bir alemin başlangıcıdır.
Her gün alem değişmektedir. Her an alem değişmektedir. Dolayısıyla biz dünyanın bu cihetlerine bakarken imanımızı yenilemek suretiyle, Allah'a olan imanımızı yenilemek suretiyle yaratılışın farkına varmış oluruz. Ama bir kısım insanlar dünyanın anlamını okumak, kainat kitabının manalarına dikkat etmek yerine yer, içer, keyfine bakar ve bunlar dünyanın manasını öğrenemeden şu dünyadan göçer gider. İstikametli bir şekilde yaşamak Allah-u Teala hepimize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.